Malum sohbetlerinden herkese merhabalar. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Birçoğumuzun bilmediği bir dünyadan haberdar olan muhteşem bir konuğumuz var. Evet, bugün Mahmut İyide konuğumuz. Sualtı dünyasını çok iyi bilen, dalış eğitmeni ve birçok özelliği olan bir arkadaşımız ama ben kendisini tanıtması için sözü kendisine bırakmak istiyorum. Çünkü birçok özelliğini biz bilmiyoruz, insanlar da bilmiyorlar. İsterseniz siz tanıtın. Buyurun, hoş geldiniz. Merhabalar. Daha doğrusu biz hoş geldik sizin mekanınıza. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mahmut İyide, 1985 Antakya doğumluyum. 2005 yılında beden eğitimi öğretmenliğine başladım. 2009'da beden eğitimi öğretmenliğine mesleki olarak başlayıp akabinde 2014'te çok alakasız bir bölümle sualtı teknolojilerine merhaba dedim. 2016'nın sonunda ise deniz koruma alanları üzerine yüksek lisansa başladım. Tabii bu arada sürekli beden eğitimi öğretmenliğine devam ediyorum. Aslında doğduğum yer denize çok uzak bir yer. Aile olarak, kültür olarak. Neresi? Antakya, Çekmece. Ailemde denizle tanışan ya da denizi böyle seven herhangi bir kimse yoktu. Ailenin ya da bölgenin, hatta öyle söyleyebilirim, denizle tanışan ilk çocuğuyum. Akabinde kardeşlerimin tamamı denizle alakalı mesleklere döndüler. Biraz enteresan bir şey oldu bizde. Evet, abi etkisi oldu herhalde. Aynen. Küçükler mi örnek aldı? Küçükler yoksa örnek aldılar. Evet. Hatta okulu buradan bırakıp Bodrum'a, oradan charter tekneleriyle, günlük turlarla ya da haftalık turlarla İtalya, Yunanistan, ailede öyle başlayınca herkes ne oluyor? Nereden nereye? Evet. Tabii akabinde uzun yıllardır dalış camiasında çalışıyorum. 2005 yılından beri bir fiil sualtı dünyasında çalışıyorum. Dalış okullarına hizmet veriyorum. 2008'de eğitmen oldum. 2012'de bir üst seviye eğitmenliğe geçtim. O dönemden beri de profesyonel olarak öğrenci yetiştiriyorum. Harika. Dalıcı yetiştiriyorum. Harika. Peki bize biraz bu coğrafyanın sualtı zenginliklerinden bahseder misin Mahmut kardeşim? Şu ana kadar birçok yerde çalıştım aslında. Bodrum, Manavgat, Side, Kemer. Hepsinde dalış yaptınız mı? Karadeniz'de de dalış yaptım. İstanbul Boğazı'na da dalış yaptım. Bu kadar yere dalış yaptıktan sonra Kel Dağı'nı her defasında benim için özelliği biraz daha yukarı çıkıyor. Biraz evet, daha önemi benim için artıyor. Çünkü Kel Dağı sadece coğrafik bir isim değil benim için. Yaşayan bir dağ, yaşayan bir efsanedir Kel Dağı. Önce onunla başlamak isterim açıkçası. Mitolojide bugüne kadar bu bölgede gelen bütün uygarlıklarda kendine yer bulmuş. Sürekli bir yaşanmışlığı devam etmiş bu dağımızın. Mitolojide bile Zeus'un dağı olarak geçer, Zeus'un Cassius'u olarak geçer. Güneyde yaşayanlar için kuzeyin lordu olarak geçiyor. Dünyadaki 17 Olimpos'tan bir tanesidir. Bu çok önemli bir bilgi. Olimpos derken? Dünyada 17 tane şu an bilinen literatürde Olimpos dağı vardır. Bunlar daha çok Yunan kültürü civarında, İtalya civarlarında yer edinmiş dağlar ama onlardan bir tanesi de Kel Dağı'dır. 17 tane Olimpos'tan bir tanesidir. Olimpos Dağı'ndan, evet. Benim için neden çok önemli? Ona biraz coğrafyadan bahsederek geçmek istiyorum. Kel Dağı dünyanın en büyük çöküntü fay hattının üzerinde bir dağdır. Eski bir yanardağ netice itibariyle evet, Kel Dağı. Doğru değil mi? Bu bir kesinlikle şehir efsanesi değil, bir yanardağ. Evet, kesinlikle bir şehir efsanesi değil. Evet. Zaten şeklinden de bir konik belli, yapısı, evet, bir konik yapısı var. Dünyanın en büyük kırık fay hattı, Kuzey Afrika fay hattı aslında dünyanın en büyük vadisidir. Rift Vadisi. Büyük Rift Vadisi. Aslında Büyük Rift Vadisi Afrika'da. Ama Anadolu topraklarında başlamış ve başladığı yer Amik Ovası'dır. Hatta Islahiye'den başlangıç noktası Afrika'ya kadar gider. Gider. Biz Hatay olarak bu vadinin Anadolu topraklarındaki başlangıç noktasındayız. Bu Rift Vadisi'nin, Büyük Rift Kanyonu'nun başlangıcındayız. Bu da bize hem dezavantajlar bırakırken aynı zamanda avantajları da var. Dezavantajları zenginlik. Tabii ki büyük bir deprem kuşağı üstündeyiz. Tabii.
Hatay'ın biliyorsunuz Antakya 7 kez haritadan silinmiş bir şey. Kimisi 12 kez diyor. 3 tane 10 şiddetinin üzerinde deprem olduğu da söyleniyor bazı kaynaklarda. Ben okudum evet. Yıllar önce. Bu da ayrı bir tabii bilgi. Çok ama ne kadar doğru bilmiyoruz. Ben 2017'de Amerika'da Chicago Üniversitesi'nde bir kitap satın aldım. Hı-hı. Robin Fox, yanlış hatırlamıyorsam kitabın yazarı. Bu bölgede yaşamış, bu bölgeyi yazan biri. Kel Dağı'nın mitolojisine çok inmiş, çok içine girmiş. Ben de Kel Dağı ile alakalı bir şeyler araştırmaya başladım. Birçok yayına ulaştım, bilimsel yayınlar. Kel Dağı'nın 8 tane isminden bahsediyor. Mitolojide bugüne kadar neler yapıldığını. Hatta en enteresan hikaye 1500'lü metrelerde Barlan Manastırı var. Barlan bir keşiş. Evet. Onun öğrencisi Simon. Simon aslında Samandağ ismini veren Saint Simon Manastırı. Hocası burada yani. Hocası Barlan. Hocasına diyor ki ben senin oradaki mektebin, oradaki manastırın üzerinde bir manastır yapacağım diyor. Yani Simon Dağı'na aslında kendi ismini verdiği dağ yerleşiyor hemen karşısında ve oraya bir manastır yapıyor. Şimdi rivayete göre onun üstünde olması gerekiyor. Ama halen Barlan 1500'de Saint Simon Manastırı ortalama 700-800'lü metrelerde yer alıyor. Arada bir problem var, bir fark var. Bu da geçmişte yaşanan depremleri bize ön plana çıkarıyor. Aslında Kel Dağı çok yüksek, denize sıfır olup inanılmaz yüksek metreleri olan bir dağdır. Buna Yunanistan'daki bazı kaynaklarda aslında dünyanın en nasıl diyelim prestijli dağlarından biri. Zeus Dağı boşuna denmiyor ya da evet. Zeus'un dağı, Zeus'un Olimpos'u. Arapça Cebel Akrak mı diyorlar oraya? Cebel Akrak. Türkçesi Kel Dağı. Kel Dağı. Ama bunlar sadece fiziki olarak buraya verilmiş. Ama diğer bütün isimler manevi olarak verilmiş buraya. Kel Dağı'la Cebel Akrak sadece fiziki yapısına bakarak ama söylenmiş. Ama bunun mitolojik değeri var diyorsunuz. Ama mitolojik değeri yüksek bir dağdır. Bu dağın bize avantajı, yani aslında bir çöküntü fay hattı üstündeyiz. Dünyada sayısız kez haritadan silinmiş, çok büyük kayıplar verilmiş. Hatta en büyük kayıp 250 bin kişinin. 527 yılında olduğu söyleniyor. Sizden önce Bilge Hanım'la röportaj yapmıştık. O aşağı yukarı o tarihlerde olduğunu söylüyor. Evet. Bu da bu bölgede ne kadar insan yaşadığını tabii, gösteriyor. Tabii, tabii. 527. Ki köleler de sayılmazmış nüfustan. 300 bin köle varmış yani. Evet. Düşünün. Bu çöküntü fay hattının bize katkısı su altı dünyasına yansıyor. Oraya bir yavaş yavaş bir giriş yapalım. Evet. Kel Dağı özel kılan şey Türkiye'nin kısa mesafede Kel Dağ'ın taban uzunluğu 12 kilometredir. 12 kilometrelik alanın tamamı dalış noktasıdır. Tamam. Her noktasını dalış yapabilirsiniz. Yani buradan çıktım hemen 25-30 metre ileriye bir noktaya dalış yapabilirim. 50 metre uzağa gidip bir dalış yapabilirim. Sadece noktalar mı zengin? Hayır. Kel Dağ'ın altında sayısız mağara var. Su altı mağaraları. Keşfedilmişler, keşfedilmemişler. Tabii ki de. Siz de keşfetmişsiniz herhalde. Ben öyle bir yazı okumuştum evet. Ve gurur duymuştum. Çok teşekkür ederim. 2017 yılında bir dalışta o gün enteresan bir şekilde normalde hep grup liderliği yaparım. O gün grubumuzda çok fazla lider vardı. Dedik istersen sen bugün en arkadan gel. Güvenlik dalgıcı olarak bize eşlik et. Ben de hay hay demiştim. Çok sevinirim uzun bir aradan sonra. Tekrar güvenlik dalgıcına döneceğim falan. Dalış devam ederken işte grup bir ağa benden uzaklaştı. Sağ tarafımda bir attım böyle bir karartı, bir gölgelik var. Ya dedim şuraya bir şey yapayım, bir göz atayım bakayım ne var. Feneri bir tuttum, çok büyük bir kapı. Allah Allah, yıllardır buraya dalış yapıyorum ama böyle bir yeri daha önce görmemiştim. Grup gitti, yanımda bir arkadaşım daha var. Şu an bu işletmede ortağım kendisi. O zaman değildik tabii, iyi arkadaşımdır. Onunla beraber dedim ki sen kal. Grubu tehlikeye attık bu arada. Grup tehlikede. Grupta eğitmenimiz var. Şaka yapıyorum. Grup devam ediyor. Biz güvenlik dalgıcı olarak arkadan sadece eşlik ediyorduk ama grup gayet rahat bir şekilde dalışına devam ediyor. Biz o an bir ayrıldık. İçine baktık. Uzun bir mesafe yol aldık fenerle. Arkaya bakıyoruz. Mavi ışık. Okey. Harika. Biz biraz daha devam edelim derken ikinci bir kapıyı gördük. Ha, bu burası büyük bir yer. Hadi burada bir duralım. Sonra geri dönelim, döndük, bir daha gelelim. Grubu yakaladık, devam ettik, yukarı çıktık. Dedik ki aşağıda bir mağara var.
Süper. Vardır yoktur. Neyse biz ertesi gün güzel bir planlamayla mağara halatlarımızı getirdik. Güzel bir güvenlik programı vesaire her şey. Harika. Bütün programı yaptık. Akabinde aşağıya indik. Mağara bize muhteşem güzellikler sundu. Harika. Her noktasına girerken neredeyse aşağıda ağlayacak durumdaydım. Çünkü o kadar güzel bir sualtı mağarası ki. İsim verdiniz mi bari mağaraya? İsim verdik. Bilimsel makalede Bilge Taş Mağarası olarak geçiyor. Bilge Taş ismini içerideki bir sütundan alıyor. Evet. Daha önce sarkıtla dikit birleşiyor, sütun oluşturuyor. Ve zamanla oluşan depremler bunlar yine ayrılıyor ama oradaki kırık sütuna baktığınızda bu şekilde düşünen bir bilgeye benziyor. Üstünde bir şapka, işte sakal, göz, dudaklar, bıyık falan. Yaşça belli. O baktığınız zaman o şekli yaşça da büyük biri gibi duruyor ve aynen bu şekilde bekliyor, düşünüyor. Biz gidip biz de ismini bilimsel yayında Bilge Taş dedik ama Türkiye'de büyük mağara olarak biliniyor. Sebebi bu bölgedeki en büyük mağara olması. Çünkü bölgede dediğim gibi yaklaşık 130'a yakın irili ufaklı baca, kovuk, mağara, totalde 130'a yakın bir sayımız var ama en büyüğü kendisi. İki tane büyük galeriden oluşuyor ve yaklaşık 6 tane küçük galeriden oluşuyor. Bunların bir tanesi de karada devam ediyor. Yani siz mağaranın İşte girişi 19-21 metre derinliklerinde, yaklaşık 50 metrelik bir geniş ağzı var. Oradan 120 metre ileri gittikten sonra yukarı 0 metre, yani yüzeye çıkıyorsunuz. Yüzeye çıktıktan sonra bir bakıyorsunuz yukarıda bir kara mağarası. Hatta ekipmanı çıkarıp bu mağaranın içinde kara kısmında yürüdük. Nereye gidiyorsun? Nedir, ne değildir? Oradaki sarkıtlar, digitler, yer yapısı, keşfe devam edebilir miyiz, edemez miyiz? Bunun nereye kadar gidiyor bu mağara? Daha ne kadarını bulabiliriz? Den dolayı büyük mağara ismini aldı ama bilimsel olarak Bilge Taş Mağarası olarak geçiyor. Kel Dağı bize inanılmaz güzellikler sunuyor. Büyük duvarlar, büyük balkonlar, bunlar dalıcılar için görsel olarak muhteşem şeyler. Su altında büyük tepeler var, kanyon geçişlerimiz var. Bunlar bir dalıcının görsel olarak bir coğrafyayı görmek isteyeceği şeylerdir. Coğrafyada görmek isteyeceği noktalardır. Tabii tabii, zenginlikte. Bu bir zenginlik. Bacalar sualtı fotoğrafçıları için muhteşem ışık oyunları veriyor. Şu an belki de Türkiye'de bir anket yapsak özellikle ışık oyunlarıyla ilgili ya da baca, mağara çekimleriyle ilgili nerede çekim yapmak istersiniz diye bir anket yapsak muhtemelen büyük çoğunluk Hatay Kel Dağı diyecek. Çünkü o kadar ünlendi. Özellikle mağaranın keşfinden sonra Türkiye'nin şu an en ünlü noktası ve birden ünlenen bir nokta. Evet. Dalıcılar buraya geldiği zaman tabii ki sadece mağaralara dalmıyor. Bacalara, sadece kovuklara dalış yapmıyor. Şu an dönem itibariyle çok yoğun bir şekilde, dünkü dalışımda çok yoğun bir şekilde vatoz gördük. Bu vatozları bu kadar yoğun, bu güzel kumun içerisinde nerede bulabilirsiniz? Maldivler'de. Maldivlere gitmeye gerek yok. Türkiye'nin bana göre Maldivleri Hatay'dır. Vatoz da çok güzel resim verir yani. Muhteşem. Benim için vatozlar Hatay'ın sembollerinden bir tanesidir. Eğer turizm elçisi olsaydım kesinlikle Hatay'ın sembolleri ne diye sorarsanız önce gazella'yı söylerim. Evet. Sonra da vatoz. Ardından vatozları ve deniz kaplumbağalarını, yeşil deniz kaplumbağası. Karata değil mi? Yok. Kesinlikle evet. Bunların işlenmesi lazım. Turizme kazandırılması lazım. Yeşil deniz kaplumbağası Kelonia midas. O en yoğun yumurtlama onlar tarafından oluyor. Anladım. Bir diğeri karata iribaş deniz kaplumbağasıdır o da. Ama yoğunluk olarak senede ortalama 1800-1900 yuva oluyor. Bunlardan 100 tanesi maksimum işte karata'dır. Diğer kalan 1700 tanesi de Kelonia midas, yeşil deniz kaplumbağası. Bu Akdeniz havzasındaki en yoğun yumurtlama alanlarından bir tanesi. Çevlik Kel Dağı arasındaki mesafe. Bu yüzden benim için semboldür. Eğer 3 tane sembol sayarsam gazella, Kelonia midas ve vatozlar. O zaman Expo'daki şeyler, simgeleri biraz artırmak lazım değil mi? Kesinlikle artırmak lazım, kesinlikle. Üstadım, vatoz neden bu şehrin bir simgesi olmalı? Şundan dolayı vatozlar aslında bütün dünyada koruma altına
alınan bir tür, bir canlı. Ve şu an IUCN dediğimiz Dünya Doğal Hayatı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde. Ve Hatay'da inanılmaz bir sayıda, çok var ya, inanılmaz bir sayıda vatoz var. 8 tür var şu an. Şu an 8 türü dalışlarda görüntüleyebiliyoruz. Onun dışında sayısal olarak, yani şunu söyleyebilirim, bir dalışta 50-60 tane vatozu bir dalıcının görme ihtimali çok yüksek. Özellikle vatozların çiftleşme dönemi. Vatozlar çiftleşme döneminde bizim vatoz tarlası diye andığımız bir noktamız var, dalış noktamız. Orası biraz kum ve balçık karışımı bir yer. Aslında vatozlar buraya Ekim'in sonlarında gelmeye başlayarak, toplanmaya başlayarak çiftleşme dönemini Ocak ayına, Şubat ayına kadar burada geçiriyorlar. Ve dediğim gibi 8 türe yakın vatoz bu bölgede toplanıyor. Her birinin noktası birbirinden bazen farklı olabiliyor. Evet. Yan yana. Bazen de aynı nokta içerisinde birden farklı fazla tür olabiliyor. O noktada olabiliyor. Çiftleşme döneminden 17 ay sonra bu sefer Kel Dağ'ın eteklerinde derin sulara, yani dünkü dalışımda karşılaştığım işte 30 metre sınırındaki kumsal alan inanılmaz vatoz doluydu. Ve onların işte hamile olanlar zaten çok bariz bir şekilde bellidir. Hemen kuyruk tarafında bir sağ bir sol tarafında iki tane şişlik bölge vardır. Onlar yavrularını büyüttüğü, geliştirdiği yer içlerinde. Bunlar bazen doğum şeklinde, bazen yumurta şeklinde vatozu dışarı bırakabiliyor. Duruma göre, eğer tam gelişmemişse, herhangi bir sebepten dolayı bırakmak zorundaysa yumurtayı bırakıyor. Bir kesenin içerisinde, o da dipte herhangi bir şeye tutunuyor. Gelişimle yumurta içinde devam ettiriyor ta ki çıkacak ana kadar. Evet. Bazıları da doğum şeklinde gerçekleşiyor. Dediğim gibi şu an Türkiye'de çok ünlü bir nokta vatoz tarlası. Ve şu an dalış merkezleri İstanbul'dan, Ankara'dan, Türkiye'nin dört bir yanından, hatta geçen sene çok fazla sayıda yurt dışından misafir ağırladık. Artık yavaş yavaş yurt dışına bir vatoz turizmi oluşmaya başladı diyorsunuz. Kesinlikle o dönemde vatozların bu sayıca olan çoğunluğunu görmek için herkes buraya geliyor. Normalde Maldivlere, işte Hawaii'ye ya da vatozların yoğunlukta olduğu yerlere gitmeniz lazım. Ama gitmeye gerek yok artık. Burada var. Türkiye'de çok güzel bir sayı ve inanılmaz güzellikte canlılarımız var. Peki yani vatozumuzla ünlüyüz artık ya da ünlü olacağız bundan, evet, sonra iyi anlatabilirsek. Evet. Bu daha farklı kılan şeylere biraz girmiştik ama isterseniz biraz daha açalım o konuyu. Yani Kel Dağ neden Türkiye ve dünya için önemli ve Hatay'da biz neden Kel Dağ'ı daha iyi anlatmalıyız ki bu bölge için ciddi bir katma değer oluşsun? Dalış turizmi açısından çok özel bir noktada şu an Türkiye. Dalışı koyduk cebe, evet, tamam. Dalış konusunda özellikle bakir koyları var. Evet. Yol olmayan koyları var. Yol yok, tekneyle gidilebiliyor. Yol yoksa, dolayısıyla temiz. Yol yoksa baskı, insan yoksa temiz. İnsan yoktur, evet, ve baskı azdır. Evet. Bu koylar hala inanılmaz muhteşem güzellikte ve umarım uzun bir süre bu şekilde devam ederler. En azından bir sonraki nesle bu, evet, güzellikleri aktarabiliriz. Onun dışında tarihsel bir tarihsel yapısından bahsetmiştik. Biraz daha açalım o konuyu. Hatta, çünkü ben sizden off the record çok güzel bilgiler aldım. Bunu izleyicilerimizin de, evet, duymasını istiyorum. Aslında benim 2017'de Kel Dağ ile alakalı çekmek istediğim bir belgesel vardı. Evet. Ve bu belgeselin önce araştırmasını yaparken, literatür taraması yaparken çok enteresan bilgilere ulaştım. Çeviriler geldikçe böyle neyle karşı karşıya kaldığımı, hatta bu bilgilerin içerisinde bir ara boğulabilirim, bu iş beni aşar demeye, evet, başladım. Yanımda iki arkadaşım daha vardı. Beraber bir iş bölümü yapmıştık. Her geçen gün bilgiler gelmeye devam ediyor ve bizim işte web üzerinden ulaştığımız kişiler, ulaştığımız yabancı kaynaklar bizlere öyle bilgiler vermeye başladı ki, bunların en enteresanını size söyleyeyim. Şu an bölgede bir Üç Ağız mağaramız var. 44 bin yıl öncesine ait yaşam buluntuları var. Hı-hı. Ve müzede sergileniyor. Atlantis'i arayan bir ekip var dünyada. Evet. Ve James Cameron bunların şu an sponsorluğunu yapıyor. Kendisi bulmaya çalışıyor. İşte Afrika'nın kuzeyinde aradılar, İtalya'nın açıklarındaki adalarda, Yunanistan. Her yerle bir bağlantı kuruldu ama sonuçta bu bir rivayet. Evet. Olabilir. Olmayabilir. Olmayabilir. Biz de bu rivayeti acaba mı demeye başlarken, evet, bir baktık.
Eğer varsa olsa olsa buradadır diyoruz. Evet, neden olmasın dedik ve araştırmaya devam ettik. Üç tane Amerikalı bilim insanı bu işe inanılmaz bir ilgi gösterdi. İlgi gösteriyor. Evet. Ve bu bölgede yapılan kazılarda üç tane de İngiliz bilim insanı. Fıkraya dönmüş gibi oldu. Amerikalı, İngiliz, Türk falan. Laz yok değil mi içinde? Hayır yok, Antakyalı var artık. Antakyalı. Bu üç tane bilim insanı, İngiliz bilim insanlarına diyor ki, çok özür diliyorum, İngiliz bilim adamları burada kazı çalışmalarını yaparken, Amerikalı bilim insanlarına diyor ki, siz biraz Antakya'ya bir göz atın deriz. Evet. Ne alaka? Mersin ve Dana Adası var. Dünyanın en eski tersanesi olarak kayıtlara geçti. Evet. Ondan sonra Kıbrıs'ın hemen güneydoğusunda Sualtı Dağları var. Bu üç İngiliz bilim insanı diyor ki Amerikalılara, siz Atlantis'i gelin Mersin, Kıbrıs, Lübnan üçgeninde kalan, aynı zamanda Hatay'ı da içine alan bu üçgende arayın deriz. Dünyanın en eski tersanesi Mersin'de bulunacak. Dana Adası'nda. Sualtı Dağları olacak hemen bir diğer tarafında. Ve tarihin her anında yer alan bir Antakya'mız var. Evet. Şahitlik etmiş. Evet. Ve diyor ki gidin önce Antakya'nın mozaiklerine bir bakın. Bakalım denize Atlantis'e dair bir şeyler, Atlantis'e dair bir şeyler var mı? Bir şeyler bulmaya çalışın. Sonrasında bizim araştırdığımız kaynaklarda, bunlar yabancı kaynaklar, Chicago Üniversitesi'nde, Amerika'da bulunan bir kaynak. Diyor ki, Kel Dağı'nı aslında Tanrılar Dağı. Zeus'un tanrıları bu dağda toplayıp, buradan Atlantis'i izlediğini rivayet ediyor. Bu bizim için çok önemli bir kanıt. Yani sonuçta Atlantis dediğimiz gibi rivayet. Ama Antakya için, Hatay için bence bu altın değerinde bir bilgi olmalı. Yani düşünsenize, dünyadaki 17 dağdan, 17 Olimpos'tan bir tanesi, Zeus'un Olimpos'u, Kel Dağı aslında bir tanesidir. Eğer Atlantis de bu bölgedeyse en önemli Olimpos da belki burası yani. Belki de burasıdır. Evet. Bir diğer birleştirici noktayı söyleyeyim. Romalılar bu bölgede çok uzun yıllar yaşamışlar. Tabii. Ve hatta 100 yıl savaşlarında Roma'da olimpiyatlar yapılamadığı zamanlarda, hem savaşlardan hem maddi olanaklardan dolayı biraz güç olarak zayıflamaya başlıyor Roma. Ama diyor ki olimpiyatlar bizim sembolümüzdür. Biz bunları yapmaya devam edeceğiz ama nerede? O zamanlarda Roma'ya bağlı en zengin şehirlerden bir tanesi Dafne. Yani Harbiye. Ve 100 yıl boyunca olimpiyatlar bu bölgede yapılmaya devam ediyor. Hatta burada müzeyi gezerken birçok sütunun üzerinde Sezar, 4. Sezar ya da onunla alakalı birçok ismi görebiliyorsunuz. Tabii Gladyatör filminde de büyük bir arenaya geliyorlar. İlk çevirilerinde ben dikkat etmiştim ona. Antakya yazıyor o şeye geldiğinizde, evet. Büyük arenaya geldiğinizde. Enteresan ya, bu coğrafyanın gerçek anlamda anlatılabilmesi önemli. Kesinlikle. Ki sizin gibi değerli dostlarımızın da bu bilgileri insanlarla paylaşması da çok önemli. Evet, bilgi hırsızları var, bilgiyi kötüye kullanacaklar var ama sizin gibi de şu coğrafyaya faydalı işler yapmaya çalışan değerli dostlarımız olunca biz de bunları duymaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz değerli Mahmut kardeşim. Şimdi tabii herhalde tarihsel kısmını bitirdik. Evet. Bitmez ama hani bitmez ama biz hap tadında bir şeyler vermeye gayret sarf ettik. Çok özel noktaları var. Şimdi siz su altına daldığınız kadar bilime ve kültüre de dalmışsınız anladığımız kadarıyla. Evet. Sadece suya dalmak yetmiyormuş, bunu gördük. Evet, çünkü şöyle, dalış yaptığınız noktaları gerçekten tanıtabilmenin yolu sadece su altından geçmiyor. Ya, ufkunuz aşağıda daha da açılıyor diyorsunuz. Kesinlikle yani. Daha da açılıyor. Bizler bu bölgenin kültürünü de, bu bölgenin geçmişini de dalıcılarımıza anlattığımızda sadece buraya gelip su altına başımızı batırıp tekrar çıkarmakla kalmasın. Evet. Bu bölgeye geldiklerinde karşılarında duran bu benim için çok konik bir şekilde duruyor. Benim için inanılmaz estetik boyutu çok yüksek bir dağ. Yani çok heybetli duruyor benim için. Tabii. Belki de Türkiye'de daha heybetli dağlar vardır ama deniz kıyısında olup 1736 bu kadar sivri yüksekliğe ve bu kadar sivri olması hepsi tesadüf değil herhalde. Evet.
bastığımız yerlere toprak deyip geçmemeliyiz, onu anladık. Kesinlikle. Yani. Evet, şimdi bize biraz su altı dünyasını anlatır mısınız? Yani gençlerimiz ya da işte merak eden orta yaşlı belki ihtiyar amcalarımız, teyzelerimiz dalış yapmak istediklerinde dalış yapabilirler mi? Zor bir şey midir bu dalmak? Ben çok korkuyorum mesela, hiç dalmadım da. Ama bir gün seninle beraber dalmak isterim. Çünkü yüzmeye güvenemiyorum yani. Ayağım yere değdiği noktaya kadar yüzüyorum. O biraz şöyle bir şey gücümün söyleyeyim. Yettiği yere kadar. Evet. Dalış yapmak için yüzme bilmeye gerek yok. Aa, ciddi misiniz? Kesinlikle. Dalış yapmak için yüzme bilmeye gerek yok diye bir büyük cümle duyduk Mahmut İğde'den. Evet. Nasıl oluyor bu üstadım? Yüzmek su üstünde kalabilme becerisidir. Suyun kaldırma kuvvetini kullanarak suyun üstünde kalabilmek. Anladım. Bunda kalmasanız da oluyor yani. Ama dalış ise... Evet. Hayatta iyi. Kalabiliyor muyuz? Sorun orada. Kesinlikle. Kalabiliyorsan... Ben 18 yıldır dalış yapıyorum. Şu ana kadar suyun altına yüzme bilmeden dalış yapan sayı söylesem gerçekten çok büyük bir rakam. Aa. Ve şu ana kadar çok şükür herhangi bir kazayla, herhangi bir vakayla evet. karşılaşmadık. Evet. Yaklaşık 18 yıldır suyun altıyla tanışmış ve bir fiil çalışan bir... Peki olarak, nasıl oluyor bu? Söyleyebilirim. Bize katılıyorlar. Evet. Burada belki biraz reklam kokacak. Yapalım, sıkıntı yok. Geldağ Dalış Merkezi'ne katılarak günlük evet. dalış turlarına katılabilirler. Bizler onlar için burada teknenin üst katında yarım saatlik bir teorik eğitim veriyoruz. Akabinde birebir eğitmen eşliğinde önce asistanlarımız onları hazırlamaya başlıyor teknede ekipman ve bir eğitim süreci eğitim var, hazırlık süreci geçiyorlar. Var. Evet. Akabinde birebir eğitmen eşliğinde sığ sudan başlayarak yani ayaklarının yere değeceği bir derinlikten başlıyorlar. O güveni veriyoruz. Kesinlikle. Suyun üzerinde birkaç egzersiz, birkaç çalışma yapıyoruz. Akabinde şu mesafeden beraber güvenli bir şekilde sığ sudan başlıyoruz. Maksimum 5 metreye yarım saatlik bir dalış yapıyoruz. Ve sürekli yan yanayız. Sürekli beraberiz, göz gözeyiz. Su üstünde verdiğimiz briefingin her şeyini aşağıda uyguluyoruz ve onların su altıyla tanışmasına vesile olup oradaki bütün ambiyansı, bütün canlıları, o güzelliği, o muhteşemliği yaşamalarını sağlıyoruz. Unutulmaz bir an oluyor herhalde. Kesinlikle onlar için. Hatta su altında fotoğraf ve video desteğimiz de öyle oluyor. Mi? Harika. Bunu ölümsüzleştirebiliyorlar. Harika. Yani o zaman bir an önce bunu deneyimlememiz kesinlikle, lazım. En kısa sürede de. İnşallah. Kelda, yani özellikle Hatay, Samandağ, Çevlik'ten bahsediyorum. Ve hemen karşımızda duran, demin öve öve bitiremediğimiz Kelda'nın suları inanılmaz muhteşem. Orayı herkesin görmesini istiyorum. Tuzlu suyun haricinde tatlı su da mı var yoksa sadece tuzlu su mu? Yani o böyle... Dağın bazı mağaralarında, su altı mağaralarında çok fazla tatlı su kaynakları var. Hatta büyük mağara gibi birkaç mağara daha. Belli bir noktaya kadar önce tuzlu suyla devam ediyorsunuz mağara içerisinde. Belli bir mesafeden sonra, belli bir derinlikten sonra tatlı su çıkışları başlıyor ve çok ciddi tatlı su çıkışları. Mağaranın içerisine girdiğinizde kristalize bir su karşılıyor size. İki tabaka bakıyorsunuz. Evet, yani suyu o kadar bariz iki tabaka görüyorsunuz. Tuzlu ve tatlı suyu. Biri tuzlu su, biri de tatlı su. Çok net bir şekilde görülebiliyor. Özellikle mağara dalışlarında bunu bütün dalıcılarımız neredeyse görmüştür. Gelindire mağarasını gördünüz mü Mersin'de? Evet, gördüm. Orası da güzel bir yer. Muhteşem bir yer. Evet, oranın gölü tatlı su değil mi o şeydeki? Orası da tatlı su. Evet. Hatta Aynalı Göl diye Aynalı geçer. Aynalı Göl diye geçer evet. Ve denizle birleşiyor tabii. Belli bir derinlikten sonra denizden gelen bir kanal oraya tuzlu suyu taşıyor. Bakalım belki bu bölgede de böyle bir yeri keşfetmek size nasip olur inşallah. İnşallah. Çok isterim çünkü dediğim gibi Kelda Atlantis'i hala... bulan adam olarak Mahmut İde'yi yazarız. O biraz çok iddialı olur. O ben Atlantis'in buranın çok derin sularında olduğunu düşünüyorum. Hatta çok istiyorum bu böyle olmasını i̇nşallah. Çok istiyorum. Ya bu böyle olmasa bile bunun böyle olma ihtimali bile yine... büyük bir turizm değeri biliyor musun? Kesinlikle. Yani bir şeyi aramak o şeyin orada olmaması bile yani aramak gerçekten önemli. Kesinlikle. Mücadele önemli ve evet. bunun reklamını yapabilmek şehir için hakikaten önemli. Bu bilginin için yani. Yazılmış olması bile beni 2017'de o kadar heyecanlandırmıştı tabii, ki. Tabii. Yani yazılmış ya. İhtimal bile çok evet. değerli. Bir de şimdi bu bölgede mesela Kutsal Kase'nin bu bölgede olduğuna dair bir ihtimalin söylentinin olması çok değerli ki bunun üzerine film yaptılar. Yani Indiana Jones'un bir bölümü burada sözde burada geçiyor da yani burada geçmiyor. Fakat
Kutsal Kase Habibi Necar Dağı'nda yani bulunuyor. Evet. Yani Indiana Jones orada, Harrison Ford burada buluyor yani. Evet. Şimdi ahit sandığının mesela burada olduğuna dair rivayetler var. Mesela bunlar bir turizm değeridir, bunu kullanabilirseniz. Kesinlikle. İnsanlar evet burada bunları aramazlar ama bunlarla ilgili çalışmalar yapılabilir. Yani söyleşiler yapılabilir. İnsanlar buraya davet edilebilir. Kaynaklar yani beraber karşılaştırılıp oradan bir sonuca varılabilir. Dolayısıyla bu ciddi bir turizm değeri. Bu bölgede işte bazı bölgelere isimler verilebilir. Turizmle ilgili, kültür sanatla ilgili faaliyetler yapılabilir. Neden biz sahiplenmeyelim? Mesela Mevlana, evet nedir? Konya'nın bir simgesidir. Evet. Biz de burada yani Habibi Necar Hazretleri'ni mesela iyi anlatmaya çalıştık, anlatıyoruz ama başka yani öğelerimiz de olmalı, güzelliklerimiz de olmalı. Bunları da anlatabilmeliyiz. Çünkü biz sadece bir ya da iki değerin olduğu bir coğrafya değiliz. Muhteşem bir coğrafyayız. Az önce bahsettiğiniz olayı ben duymamıştım yani. Biz Kelda ya da Arapça ismini Cebel Akrak biliriz. Ve onun altında sıcak su ya da soğuk su olduğunu söyler atalarımız. Bunu biliriz. Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim. Siz muhtemelen onu bilirsiniz. Belki yetişmemiş olabilirsiniz, bilmiyorum. Ben sizden bir 5-6 yaş daha büyüğüm, biraz ihtiyarım. Şimdi şu bölgede, bilmiyorum kameraman arkadaşımız gösterebilecek mi? Şu bölgede bir şelale vardı, hatırlar mısınız siz? Siz hatırlamasanız da büyükleriniz hatırlar. Evet, ben şu an hiç gözümün önüne gelmedi. Şimdi denizden, Çeyrek Denizi'nden karşıya baktığınızda bir şelale görürdünüz. Böyle bir güzellik ele geçmez. Ama o şelaleyi alıp, yani ilçenin ya da ne bileyim çevliğin suyuna bağladılar. Sonra başka amaçlarla işte restoranlara falan verdiler yani. Şimdi bu su bir güzellikti. Kesinlikle. Bunu buradan hemen sahilden izleyebiliyordunuz. Gidip orada mesela bazı yani dağcılar gidip orada su içiyordu. Ayaklarını suya koyuyordu. Bir dakika tutamıyordu. O kadar soğuktu yani. Ama geçti. Birçok şeyi kaybettik. Evet. Bugün Habibi Necar Dağı'nın orada bir demir kapı var mesela. O yürüyüş yolunu kimse kullanamıyor. Muhteşem bir coğrafya var. Kesinlikle. Kullanamıyoruz yani. Böyle birçok sıkıntı çok var. Çok uzun bir süre kullandığımız bir yerdir. Evet. O kapının olduğu bölge. Çok fazla değerimiz var. Dediğiniz gibi Antakya'yı sadece bir iki noktayla anlatmak bence Antakya'ya haksızlıktır. Evet. Ben de bu bilgilere ulaştığım zaman aslında Antakya'nın ne kadar tarihte çok önemli bir kent olduğunu, ya sadece bir depremin 500'lü yıllarda 250 bin insanın ölümüne sebep olduğunu duyduğumda, evet, dedim ki 500'lü yıllarda tabii bu bölgede kaç insan yaşıyordu ki tabii 250 bini tabii depremde ölüyor. Yani şu an demin haberlerde gördüm, bir evin yapımı sırasında alttan yine mozaik çıkıyor, yine bazı sütunlar çıkıyor. Burada mı çıktı? Bugün Hatay'da, Antakya civarında olsa gerek. Yani kazdığımız her yer bir tarih bizim için. Bu yüzden sadece bir iki noktasını anlatmak bana Hatay'a haksızlık, Antakya'ya haksızlık yapıldığını düşündürüyor ki şu an kaplumbağalar gerçekten ikinci bir sembolümdür benim. Su altından, aslında onlar da amfibik canlıdır. Su altı, su üstü beraber yaşıyor ikisini. O şekilde yaşıyor kaplumbağalar. Ve Çevlik Kelda arasındaki dünyanın en uzun 10. kumsalıdır bu arada. Bugüne kadar hep eksik bilgi, hep yanlış bilgiler. Hep 2-2-2 falan. Ben düşündüm ya, gerçekten dünyanın ikinci büyük sahili bu kadar bakımsız, bu kadar sıkıntılı, bu kadar tanınmamış vaziyette olabilir miydi? Araştırdım, buldum. Dünyanın en uzun tek parça altını çiziyorum. 10. sahiliyiz. Bizim için bu bilgiden daha önemlisi aslında Akdeniz Havzası'nın Cebeli Tarık'tan buraya kadar ki Avrupa, Afrika, işte Anadolu ve Cebeli Tarık arasında kalan Akdeniz Havzası'nın en önemli yeşil deniz kaplumbağası, yani Chelonia Midas'ın üreme sahilidir. Tabii. Ve bir sezonda, şu an mesela halen devam ediyor yumurta bırakma, bir sezonda 1800-2000 tane kaplumbağa geliyor buraya, yumurta bırakıyor. Ortalama peki, bir yılda 150 bine yakın yavru Chelonia Midas denize çıkıyor. Peki yani bu coğrafyanın da ne yazık ki açık deniz olmasından dolayı mıdır, yanlış mı ifade ediyorum bilmiyorum, ciddi bir kirlilikle de karşı karşıyayız. Yani biz şeyde de görüyoruz bunu, limanda da görüyoruz, diğer
yerlerde de, yani sahil kenarında da görüyoruz. Bu kirliliğin ortaya çıkardığı riskler yok mu? Yani bu kaplumbağalar tehlike altında değil mi? Yani canlı çeşitliliği, siz ilk buralarda daldığınız dönemde bugün arasında evet şeyde bir artış olduğunu söylediniz ama batoslarda, diğer canlılarda da aynı durum söz konusu mu? Nasıl bir risk var? Bunu duymak isterim. Şu an kaplumbağalar ve diğer bütün deniz canlıları, suyun altında yaşayan bütün canlılar hepsi tehlike altında. Evet. Bunu en çok kaplumbağalarda görüyoruz. Çok fazla sahile ölü deniz kaplumbağası vuruyor bu dönemde. Özellikle üreme dönemi geldiği zamanlarda daha çok pervane, işte deniz taşıtlarının pervanelerinin çarpması sonucu oluyor ama daha büyük bir ağırlık ise kaplumbağaların plastik atık yuttuğuyla ilgili. Hmm. Burada yapılan çalışmalarda yine arkadaşlarım bu çalışmaların içerisinde ve ben de sürekli onlarla beraber olmaya çalışıyorum özellikle kaplumbağalar konusunda. O kadar çok yoğun bir şekilde kaplumbağa ölümlerinin plastiğe dayalı olduğunu gördük ki evet, plastik atıklar bütün deniz canlılarının içerisinde şu an zaten mevcutlar. Hmm. Hatta deniz kaplumbağaları bunu deniz anası zannediyorlar. Çünkü onların besin kaynaklarının çoğu deniz anası. Çoğu deniz anası oluyor. Hmm. Ve plastiği, özellikle şeffaf poşetleri tamamıyla bir deniz anası zannederek o da onu boğuyor tabii. Ve boğulmasına sebep oluyor. Hmm. Bunu çok yaşadık. Hatay, yani aslında Çevlik'ten daha çok bahsedeyim. Uzun bir sahil olduğundan dolayı burada çok fazla kirlilik görüyoruz. Özellikle büyük fırtınalardan sonra çok fazla çöp geliyor. Kaynak yurt dışı Suriye kaynaklı mı yoksa Anadolu kaynaklı mı biraz? Çok tartışılan bir konu aslında. Biz kesinlikle atıyoruz. Atıyoruz. Biz atıyoruz. Güzel atıyoruz. Atıyoruz. Güzel atıyoruz. WWF Türkiye verileri sürekli paylaşıyor. 2019 yılındaki kaynaklara göre Türkiye 150 ton çöp atarak Akdeniz'e en çok çöp atan ülke konumundaydı. Hmm. Akabinde en çok çöp atan ülkelerden bir tanesi Türkiye. De birinciyiz o zaman. Evet, vay be. Günlük 150 ton. Bazı şeylerde birinci olmak iyi de ama bunlarda değil ya. Kesinlikle evet. Katılıyorum. Akabinde de İspanya çok fazla çöpü Akdeniz'e bırakıyor. Benim yaptığım son dalışlarda birkaç paylaşımım oldu. Hatta dünyanın birçok noktasında benim Instagram'da yaptığım çöp plastik videosu paylaşıldı ve birçok kişi tarafından ilgiyle takip edildi. Hatta aradılar, ulaştılar. Nedir durum oralarda şu an? Hatta bir hocamız Amerika'dan, bir hocamız Kanada'dan bunu paylaştı. Hı hı. O civarlarda. Şunu söyleyebilirim. Suyun altında gördüğüm birçok çöp İsrail, İtalya, Yunanistan. Açık denizdeki gemilerden mi geliyor bunlar yoksa? Hayır. Ya? Aslında bir akıntı mı var yoksa? Kaplumbağalarla ilgili bu konuyu bir birleştirelim derim. Birleştirelim. Şimdi kaplumbağalar çok uzun yollardan buraya gelir, evet. Seyahat ederler. Bu kadar uzun yolda seyahat edebilmelerinin tek yolu akıntılardır. Hmm. Akıntı sistemlerini kullanarak bu bölgeye gelir. Hmm. Yumurta bırakır. Akabinde kalacaklar kalır. Bazen öyle olabiliyor. Bazıları burayı beslenmek için de kullanıyor. Hmm. Ve diğerleri buradan tekrar akıntı sistemini kullanarak buradan geri gidiyor. Hmm. O zaman burayı besleyen bir akıntı var. Akdeniz'de bizim buraya uğrayarak kaplumbağaları getirerek gelen akıntı bizi aslında çok güzel bir canlıyı buraya getirirken de pisliği de bize getiriyor. Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın, işte Güney Avrupa bizde sonlanıyor yani. Bizde sonlanıyor. Hmm. Oradan gelen bütün çöpler zaten akıntı sistemiyle gelir buraya ve bu yüzden birçok dalışımda İsrail, Lübnan, hele ki geçen hafta Lübnan'dan çok ağırlıklı çöp vardı. Her çıkardığım çöpün menşeine baktığımda Lübnan, Suriye. Tabii en yakın ülke konumunda Suriye var. Hmm. Yıllarca biz Suriye'ye laf attık bu anlamda. Hmm. Evet, çöp atıyor. Biz daha çok atıyoruz. Şu an sahillerimize gidip baktığınızda özellikle kışın şark rüzgarlar, yani doğu rüzgarlarında rüzgarlar buradan açık denize gidiyor. Bütün çöplerimiz rüzgarla buradan kıyıya geliyor. Bunu kışın bu rüzgarlar eserken burayı ziyaret ettiğinizde çok bariz bir şekilde görebilirsiniz. Evet. Burada ben kesinlikle herhangi bir yerel yöneticileri ya da politikacıları falan suçlamıyorum. Tamamıyla eğitimsel olarak bizde problem.
Evet. Ya şu an gittiğinizde çok bariz bir şekilde çekebilirsiniz, bir görüntü alabilirsiniz şu an saatten. Evet. Biri birazdan yediğinin çekeriz. Poşetini, içtiğinin şişesini zaten. Yol kenarlarımız refüjler bile rezalet zaten. Yani bu konuyla ilgili en baştan başlamak lazım. Yani sıfırdan başlamak lazım ki çocuk daha doğar doğmaz bir şeyi atmaması gerektiğini ona öğretmemiz lazım ki çocuk belli bir yaşa geldikten sonra bunu bir hasene olarak öğrensin, yani bir eline yapışsın bu ahlak özelliği yani. Benim bununla alakalı bir mottom vardı. Son birkaç yıldır bunu sürekli yazar, dergilerde vesaire paylaşırım. Biz bireysel davranış değişikliği oluşturarak toplumsal farkındalık ve akabinde siyasilerin bu anlamda yeni girişimler, yeni evet. kanunlar, yeni... Onları zorlamalıyız yani, refleksler onları yapmalarına. Onları zorlayıp evet. bununla alakalı kararlar aldırtmamız tabii. gerekiyor. Yani artık o kadar sıkıntılı bir döneme girdik ki bu anlamda şu an bu bilgi çok zor gelecek bize. Şu an sadece Kel Dağı'nın 12 kilometrelik kısmında 15-20 tane tırı getirin, çöpleri toplayıp presleyin, yine bitiremezsiniz altındaki. Kel Dağı temiz dediğimiz yerde mi böyle yani? Evet. Kel Dağı temiz deriz biz yani çevreye göre. Evet, doğru değil mi? Çevreye göre çok temiz ama o bile evet. şu an o 12 kilometrelik taban kısmında o kadar çok çöp var ki yani ben onları gördüğümde, hele ki son çekim yaptığımda, inanın hani neredeyse ağlayacak pozisyona. Bu kumda mı bir tabaka oluşturmuş durumda? Yerde dipte, mi? Dipte bir tabaka oluşturmuş durumda. Orada hangi canlıların yaşamasını engelliyor? Bentik canlı dediğimiz bütün dipte yaşayan canlılar hepsini içindir. Berbat ediyor hepsini yani. Hepsini berbat ediyor. Hepsinin hem habitatına karışmış durumda, yaşam evet. alanına karışmış durumda, beslenmesine karışmış durumda. Şu an herhalde şey düşünmüyorsunuz, bizim aldığımız deniz balıkları tamamıyla hakiki deniz balığı, biz rahatlıkla yiyelim, sağlıklı evet. beslenelim demiyoruzdur. Tabii. Şunu net söyleyeyim. Plastik atıkları yapılan var içerisinde. Yapılan bilimsel çalışmalarda artık bütün canlılarda plastiğe dair bir evet. parça var. Geçenlerde zaten buraya petrol atıkları gelmişti. Bir de öyle bir problem yaşadık. Evet, bir de öyle problem. O temizlenebildi mi tam anlamıyla? O temizlendi şu an. Herhangi onunla alakalı bir kalıntı kalmış durumda değil. Oh, çok şükür. Evet, en azından o konuda biraz rahat olalım. Çöp konusunda kesinlikle çok daha hassas. Hatta bunu milli eğitim okullarda ders olarak artık okutmalı diye düşünüyorum. Bence de okutmalı. Bence ilk okutması gereken derslerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok soyut dersten daha önemli, gündelik hayatta birbirimizin yaşamını zorlaştıran en önemli şey yaşam hakkımıza müdahale etmek. Yani onun yaşam alanını bozmak. Gürültü kirliliğinden tutun doğanın kirliliğine kadar her alanda ne yazık ki başkasının yaşam alanına müdahale ediyoruz yani. Şimdi dışarıya atılan çöp benim gözümün zevkini bozuyor. Bir de yaşadığım coğrafyayı kirletiyor, sağlığımı bozuyor yani. Bunu neden başka bir insanın bana yaşatmaya hakkı var ki yani? Olmamalı. Kesinlikle olmamalı. Hatta biz doğanın zincirini bozuyoruz, doğanın dengesini bozuyoruz. Ve akabinde en son etkilenen zaten yine biziz. Ya şimdi bir şeyde bir video vardı, o aklıma geldi de. O da bizim Hatay'da çekilmişti yanılmıyorsa. Sigara izmaritini atıyor ya adam, ondan sonra diyor ya diyor ben diyor bunu atmasam diyor çöpçüler ne iş yapacak diyor ya. Evet. Ya öyle bir mantık da var. Şimdi bu algıyı da kırmak lazım yani. Bunu limanda çok yaşıyoruz. Evet. Birileri geliyor, ben diyor ki para verdim girişe, evet. giriş için. Geliyor şuraya bakarsanız birazdan her yer çöp dolu. Niye? Ben paramla girdim. Limanda ne yapıyor diyor, temizlesin bunu liman yönetimi. Yani buna bu şekilde bakmamak lazım. Ne yazık ki. Ya buna belki evet Kel Dağı Dalış Merkezi Kel Dağı'na gidiyor ama biz başkalarının attığı çöpleri de orada aslında toplayıp geliyoruz çoğu zaman. Tabii. Ben bunu çok sık yapıyorum. Bunun sebebi benim ekmek yerim Kel Dağı. Tabii orası bozulursa ben ne yapacağım? Bunu sadece ben ekmek kazanıyorum, birçok insan için para kazanayım diye değil. Ben o izlemekten keyfine varamadığım canlıların o bölgede kalması için de bunu yapmaya çalışıyorum. Peki bir azalma var mı? Yani bu dalışa başladığınız günlerden bugüne kadarki süreçte hangi türlerin görünmez olduğunu
düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, en bariz türlerden bir tanesi barbun dediğimiz. Barbun işte, keserbaş barbunu. Yıllar önce işte ben 2005 yıllarında başladım burada dalışa. Çok yoğun bir şekilde başladım. Bir başlayıp birden devam ettim. Bugüne kadar geldik. Barbun göremiyoruz. Maalesef barbunu göremiyoruz. Yunuslar geliyor mu? Yunuslar temiz denizi severler. Severler. Çoğu zaman karşılaşıyoruz ama son bir aydır neredeyse hiç görmedim diyebilirim. Yani her zaman mı geliyorlar? 12 ay boyunca mı yoksa belli dönemlerde 12 mi? 12 ay boyunca. Akdeniz aslında zengin bir deniz. Evet. Çeşitlilik olarak çok zengin ama popülasyon sayısı olarak çok zayıf bir deniz. Burası evet Türkiye'nin dalış noktası anlamında artık en ünlü yerlerinden biri. Oluşumlar, burada görülen büyük canlılar açısından mesela vatozlar büyük canlılardır. Ya da Akdeniz foku çoğu zaman karşılaşılabilen bir canlımız. O da IUCN'in kırmızı listesinde ve artık sayısı inanılmaz derecede az bir canlı. Buna rağmen işte yoğun balıkçılık baskısına rağmen işte illegal avcılık yöntemleri çok fazla yaygındır Keldağ'ında. Her şeye rağmen yine de yılda bir iki kez Akdeniz fokuyla karşılaşabiliyoruz. Ne güzel. Ama bunların sayısı dediğim gibi yıllar içerisinde gitgide azaldı. Önlemlerini almamız lazım bir an önce. Çok geç kaldık. Çok geç kaldık ama bir yerden başlamak lazım. Kesinlikle bir yerden başlamamız gerekiyor. Peki bu yani bu konulara dikkat çekebilmek için sizin birçok çalışmanız var. Özellikle su altı fotoğrafları ve videoları konusunda bayağı uzman bir isimsiniz. Biz de onları bazen izliyoruz ve yani bu bizim çevrikten mi çıktı diye gurur duyuyoruz ya. Yani o fotoğraflara bakıp o canlıları görünce bunu düşünür müydü? Bu değer, bu fotoğrafları çeken insanın bizim coğrafyamızda olması bizim için büyük bir mutluluk. Ne yapmamız lazım? Biz bu fotoğrafları daha çok çeken insanları buraya çekebilmemiz için. Öncelikle burayı koruyabilmemiz lazım. Ha. Benim bireysel olarak üstüne gitmek istediğim konulardan bir tanesi Hatay sularının özellikle kıyıların koruma altına alınmasını istiyorum. Yani koruma altına alınan sulak alan gibi bir şey mi? Ama burası deniz. Evet, özel çevre koruma alanı olarak geçiyor. Özel çevre koruma alanı. Bunu yapmak için ne yapmamız lazım? Bunun için çok ciddi bilim insanlarımızın bu anlamda çalışması gerekiyor. Bunlarla ilgili yayınlar, araştırmalar yapılması gerekiyor. Neden? Zenginliğin ortaya konması gerekiyor. Biz zaten zenginiz. Bakın vatoz tarlasından bahsediyoruz. Zenginiz ortaya konması, belgelenmesi gerekiyor. Bunun belgelenmesi, fotoğraflanması, çekilmesi, videolanması gerekiyor. Bunların her biri zaten bir kanıt. Şu an benim çektiğim bütün fotoğraflar da bu bir belge. Bir belgedir, bir bilimsel bir belgedir aslında. Varlar bu bölgede, bu tarihte, şu zamanda bu canlılar fotoğrafı çekilmiş. Buradalar. Evet. Biz bunları korumak için bu bölgeyi, özellikle Keldağ'ını, bu derin suları, ya köpek balıkları buraya yavrulamaya geliyor mesela. Bu bir zenginliktir. Bir denizde köpek balığı görebiliyorsanız, denizciler bazen böyle bir tabir kullanırlar. Yaşayan deniz. Ne demek yaşayan deniz? Köpek balığı yaşayan deniz demek, öyle mi? Yaşayan deniz halen canlı. İçinde evet. Aktivite devam ediyor. İçinde halen yırtıcılar, işte yırtıcıların altı besin döngüsü devam ediyor. Burada devam ediyor. Tamam. İşlemeye devam ediyor demek. Eğer köpek balığı varsa burası halen canlıdır, yaşıyordur deriz. İnsanlar köpek balıklarından korkar ama köpek balıkları korkulacak bir canlı değil. Evet, zarar vermez. Jaws yok yani burada. Jaws bence tarihte çekilebilecek denizi ve deniz canlılarını kıyımına sebep olabilecek en kötü filmlerden. Acaba o başımıza gelen kötülüklerden biri diyorsun. Acaba o amaçla mı yapıldı? Yani belli bölgelerde balina ve köpek balığı katliamını mazur gösterebilmek amaçlı mı yapıldı? Bu psikoloji olabilir yani. Psikoloji kesinlikle. Yani öldürülenlere zaten bunlar insanları yiyorlar işte ne bileyim ısırıyorlar falan filan diye gösteriyor. Ya düşünsenize şu an dünyadaki en çok köpek balığı kazaları daha çok Amerika kıyılarında yaşanıyor. Çünkü Amerika gerçekten çok zengin su akıntılarının olduğu bir yer. Yani besin kaynakları çok fazla. Hemen besin kaynakları fazlaysa ne vardır? Burada her zaman köpek balığı vardır. Onlarda bile hani o kadar yoğun ölümler yaşanırken bize göre yoğun ölümler diye şey yapıyoruz. O bile trafik kazalarından, uçak kazalarından ya da ne bileyim birçok
ölümlü kazadan daha azdır. Yanlışlıkla çok ısırmış oluyoruz. Siz onun habitatına karışırsanız, o da mecburen. Sadece bir deniz canlısı olarak düşünmeyelim bunu. Şu an biz bile yolda giderken biri bize sataştığı zaman kendimizi savunmak isteriz. Bakın, savunmak isteriz. Altını çiziyorum. Savunmak isteriz. Evet. Deniz canlıları da kendini savunmuyor. Evet. Biz neden bir köpek balığı gelip ısırsın ki? Neden? Hatta şöyle söyleyeyim. Hatay'da ben bu kış özel köpek balığı dalışı yaptım. Serbest dalışta. Sırf onu görüntüleyip çekebilmek için inanılmaz teknikler denedim. Biliyorum çok zor. Etrafta çok fazla sayıdalar. Ama en fazla yanına 2 metre gelip hemen kaçıyordu. Korkuyor ha? Korkuyor. Hayır, ya bizden korkuyor. İnsanlardan korkuyor. Bence korkması lazım zaten. Bize yaklaşmasın. Sevimli değiliz zaten. Ama insanlar şunu bilmesinler. Köpek balıkları çok tehlikelidir. Olduğu yerlerde yüzmeyelim. He. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Hatta ben iki kızım var, elinizden öper. Sürekli onlara Allah bütün başlasın. Deniz ekolojisini, popülasyonunu anlatıyorum ki onlar bari bizden sonra buna bir katkı sunsunlar. Deniz harika. Ekolojisine, deniz yaşamına harika. Katkı sunmalarını istiyorum çünkü. O zaman çok keyifli bir sohbet ve gitgide de uzuyor aslında. Evet. Biz bunun bir ikinci, üç Mahmuti'de, bir Mahmuti'de, iki Mahmuti'de, üç diye böyle bir seri yapacağız gibi görünüyor. Denizi çok seviyorum. Evet, deniz çok güzel. Bir de siz de dala dala ufkunuzu da bayağı bir çok derinleştirmişsiniz. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederiz. Teşekkür muhteşem ediyorum. Bir gündü, muhteşem bir akşam, gün batımı. Gerçi güneşi görmüyor izleyenlerimiz ama biz bu manzarayı buradan görebiliyoruz. Çevlik'teydik. Değerli Mahmut İyide kardeşimizin dalış eğitmeni, beden eğitimi hocası, aynı zamanda birçok özelliği olan ki artık ben sayamıyorum. Değerli dostumuzun misafiriydik bugün. İnşallah belki bir gün dalış eğitiminize de eşlik etmek isteriz. Teknede limanda ağırladık. Evet. İnşallah bir günde. İnşallah. Öve bitiremediğimiz. Evet. Kel Dağı'nda, Kel Dağı'nın o. İnşallah. Bakir koylarında, güzel koylarında. En kısa ağırladık. En kısa sürede inşallah geleceğiz ve sizin o coğrafyayı bir daha yakından görmek İnşallah. İstiyoruz. Biz tekrar çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.